Merhaba arkadaşlar, bu villalar Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde. Burada villaların fiyatı 4 milyondan başlıyor, 4,5 milyona kadar gidiyor. 4 milyon ile 4 milyon 500 bin TL arasında değişik fiyatlarla satılıktır. Peki bu arsaları kaç metredir? Her birinin 500 metrekare arsası var. Ortak havuzlu değildir bu evler. Her birinin kendine ait özel havuzu var. Her birinin 500 metrekare arsası var. Arsanın içinde, yani evin bahçesinin içinde her birinin bir araçlık otoparkı da var sevgili arkadaşlar. Her biri 4+1 açık mutfaklıdır. 4 oda, 3 banyo, efendim salon, açık mutfak, bir de böyle geniş balkonu var. Yeni sıfır akıllı evlerdir. Yani denize ne kadar? En yakın halk plajına, en yakın halk plajına 2 kilometre yakınlıktadır. Hepsi de kısmen deniz manzaralıdır. Yani hepsinin deniz manzarası var ama çarşaf gibi deniz manzarası beklemeyin. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek biraz zor gidersiniz ama burada kolejler var, devlet okulları var. Havadar tepe bir yerdir. Ama ben desem ki şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne çantanı al, pazara git, öyle değil herhalde. Bu 4-5 milyonluk ev alan birinin ayağını yerde kesecek bir araba alacak durumu da var. Değerli arkadaşlar, biraz sizi sitenin içinde gezdireceğim. Biraz gezdireceğim, daha iyi anlayasınız. Belki sizi yoracağım ama ben böyle profesyonel kamerayla çekip işte geniş açıyla, evler çok büyük, yok renkler, yok böyle bir şey yapmak istemiyorum. Telefonla çektim, böyle size sunuyorum. Böyle etrafı dolaşıyorum. Bu akıllı evlerdir bunlar. Burası klimalar, orada toplanıyor. Bu evin arka cephesi, bu yan cephesi. Evet, bu da yan cephesi sevgili arkadaşlar. Ev, deprem, ses, ısı, bu yönetmelik neyse hepsini yapmışlar. Yani iskana alınmış. Başka ne ekleyebiliriz? Taş duvarları güzel. Bu göstereceğim ev örnek evdir. Yani eşyalı olarak satılık değil, bilesiniz. Bir mobilyacı abi gelmiş, döşemiş burayı. Eğer satılan olursa, hani bunlar beğenirse, o da ben de mobilya satayım derdindedir. Sağ olsun sevgili mobilyacı kardeşimiz, abimiz, ben de tanıyorum, ben de arkadaşım. Önünde güney cepheli bir havuz var. Bir de yanında çocuklar için ufak bir havuz var. Evin dört tarafını göstereceğim size. Biraz keyfiniz kaçmasın. Çünkü videoda hani daha evin içine ne zaman gireceğiz diyeceksiniz ama gerçek alıcılar daha iyi analiz etmek isterler. Yani çevreyi iyi göresiniz diye ben biraz gezeceğim. Şimdi yolu göstereceğim. Yukarı çıkacağım, yukarıdan aşağıya geleceğim. Havuzumuz bu. Havuzumuz bu arkadaşlar. Bakın burada da öteberi malzeme koymuşlar. Mantolama yapmışlar. Beams'tir ama bunları süs için ekstra mantolama yapmışlar. Sevgili arkadaşlar, biraz pezyaj çalışması da var. Bu garaj kapısı, sonra buraya demir kapılar gelecek. Bu elektrik panosu kalkacak. Biz de bu eve girdik eşya var diye. İşte ortada yollar var. Yani daha geçen yıl sürmüştüm size bir site daha. Ta aşağıda araçlar park ediliyordu. İşte eve yürümek zor oluyordu. Bunlar herhalde onu esas alarak biraz daha demişler ki her evin kendine ait demişler otoparkı olsun. Bir de insanlar artık ortak havuz istemiyorlar. Hijyenik olmuyormuş, sıkıntılı oluyormuş. O vesileyle bu anlamda bunlar havuzu tamamen müstakil, bir de aracı bahçenin içine tasarlamışlar. Böyle yürüyoruz. Evler hepsi birbirinin aynısıdır sevgili arkadaşlar. Evler hepsi birbirinin kopyası. Dedim Efeler Mahallesi'nde evin içi de döşenmiş. İşçiliği güzeldir. Ama fiyatlar neden 3 milyon 250'den başlıyordu da 4 milyona çıktı? Evet arkadaşlar, çıktı. Çünkü yani hani ineği, çuvaldızı kendine, ineği arkadaşına batır derler ya. İşte fiyatlara aşinayız. Biri geçen yazmış, bir abi, ona da selam olsun. Demiş ki dolarla mı alıyorsun? Valla dolarla, yani dolarsız bir şey yok ki. Yani hayat, Araplar da böyle şeytan taşlıyorlar ama şimdi ne oluyor? Ama iPhone elinde, dolar. Arapların hep gökdelenler Avrupa'da almışlar yani. O yüzden hepimiz diyoruz ki işte bu dolar, bu gavur parası ama maalesef o bizi şey yapıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Yani ben ekonomisti, konuyu saptırmayayım. Dolarla birçok eylem oluyor. Hatta bizim Ticaret Bakanlığı 1-2 yıl önce dedi ki artık dövizle ilan vermeyin, bir şey vermeyin. Biz de istiyoruz milli paramız olsun. Ama maalesef öyle bir şey olmuyor. Değerli arkadaşlar, sitenin etrafını size gösteriyorum. Taş duvarları da görüyorsunuz. Aydınlatmaları güzel. Burada aidatlar henüz belli değil. Böyle satılacak, sonra bir site yönetimi olacak. Bekçisi olacak. Bekçisinin maaşı, sigortası, pezyaj çalışmaları, havuz bakımı, bir de elektrik giderleri olacak ya. Yani 12 tane villa var. Ben size söyleyeyim. Burada an itibariyle
1000 liradan falan aşağı olmaz bunların aidatları. Çünkü aklın yolu bir, 12 tane villa 1000 lira da kurtarmaz yani. Belki de yani hemen hemen 2000 lirayı zorlar. Çünkü sigorta, havuzlar falan. Yani bence 2000 liradan aşağı burada aidatlar kurtarmaz. Çünkü hani siz yönetimde olun. Yani her ay 12 lira verseniz. Gerçi kışın çalışmaz. Yani 2 değil de 1,5 aidatlar olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar. Böyle sitenin içini gezdik. Size gösterdik. Daha iyi oldu. Drone'la da çekmiştim daha önce. Gece görüntüsünü çekmiştim. Gündüz görüntüsünü çekmiştim. Biz de istiyoruz uygun olsun. İş hızlansın. Ama yabancı sermaye Türkiye'ye gelecekmiş. Ekonomistler öyle diyor. İnşallah dedikleri doğrudur. Ama döviz çıktı. Yani Türkiye'de büyük bir ülke. Yani şimdi hani bura Kamboçya Cumhuriyeti değil. İnsanlar da geleceğe umutla bakıyorlar. O yüzden bu topraklar sizindir. Kızmakla olmuyor. Bu işler sinirle olmuyor. Dolayısıyla kabullenmek zorundayız. Kabullenmek zorundayız. Artık biz toprak evlerde kaldık arkadaşlar. Yani bu evlerimiz olsa ne olur, olmasa ne olur. Sağlığımız yerindeyse olur. Bu evde ev bizim olsa hasta olacağımıza hiç olmasın. Sağlıklı olalım daha iyi. Ama Allah'tan her şeyin en iyisini dilemek lazım. Derken şimdi evin içine girelim arkadaşlar. Özetleyelim size saygılarımla. Evet şimdi evimize girdik. Gel şimdi çelik kapımızda ağır. Asil duruyor. Gel can. Şimdi kapımızı kapatacağız. Koridoru bir özetleyelim. Şimdi eve girdik. Sevgili arkadaşlar bu yukarıya çıkıyor bu merdiven. Burada bir banyo var. Evet. Bir banyomuz burada var. Burada portmanto var. Altı kapaklı bir portmanto var. Gördüğünüz gibi bunlar da kaliteli portmantolar. Evet terekler var içinde. Portmantomuz bu. Bu merdiven altına bir şey daha koymuşlar. Bu merdiven altına. Gel burayı göster. Merdivenin altına perdeciler çalışıyor arkadaşlar. Bu da merdivenin altına öteberi koymak için. Burası da böyle ve banyoyu da gösterelim. Koridordayız arkadaşlar. Daha evin girişinde. Koridorda bir banyomuz var. Banyomuz bu. Evet. Banyomuz bu. 4 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. Sevgili geçmiş güzel şeyler söylemiş. 5 dakika mı, 2 dakika mı, 1 dakika sonra bilmediğim bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok. Çok yerinde bir şey. O yüzden bu evler gelir gider. Ben bunu defalarca söylüyorum. Çok böyle gözleri oynayan adamlarla bu iş olmaz. Yani kanaat olmasa olmaz. Bunu da söylüyorum. Varsa vardır. Yoksa illa biz bu evlerde doğup büyümedik. Tabii gönül Mısır, ilim Mısır'da da olsa gidin alın fakirlik. İğrenç bir gömlektir. Varlık da ateşten gömlektir. O yüzden arkadaşlar ben böyle edebiyat yapınca hani şimdi birileri diyecek ki oha ne oldu falan şu bu. O yüzden gerek yok yani güzelliğin on para etmezliği bendeki aşk olmasa. Eğer sizdeki çok fazla dünya aşkı olmasa o zaman bunlar para etmez. Eğer varsa o zaman vardır. O zaman demek bunlar para eder. Zeminde bir oda gösterdik. Koridorda göstermiştik. Oda bir. Bu depoyu gösterdik. Portmantoyu gösterdik. Bunlar da böyle. Ve geldik. Salona mutfağımıza. Evet. Salona mutfağımıza girdik. İlkin hemen mutfağı gösteriyoruz. Biz de ayakkabıyla girdik. Burada bir tane böyle ada mutfak diyebilir miyiz? Orada dur. Var mı? Uzakta durmak iyice görsünler. Yine mi karıştırdın tripodu? Burada arkadaşlar servis alanı. Yani buna ada mutfak diyordular. Bodrum'da benim de dilime öyle dolanmış. Burada da raflar. İşte çekmeceler var. Bu fırın, mikrodalga fırın koymuşlar. Kapaklar gayet asil duruyor. Burada da set üstü, ocak. Davulun bazı daha gelip buraya takılacak. Bakın getirmişler ellerini kıracağım, kıracağım. Evet tost makinesine kadar koymuşlar. Burada evye, burada bulaşık ve buzdolabımız. Orada bir süs evri koymuşlar. İyice özetledik mi bunu? Lambalar falan da güzel durmuş. Panjurları açmayacağız arkadaşlar. Bizim perdeci arkadaşlar çalışıyor. Sağ olsunlar iki tane genç kardeşimiz. Burası da nedir? Salonumuz arkadaşlar. Salonumuz da böyle. Evet muhtemelen bir iç mimar mı döşemiş? Dizayncılar var. Bu da güzel uyumuş bir televizyon ünitesi. İşte bir tane, iki tane normal kanepe, bir tane de berjer. Bu berjer Türkçedir ya. Berjer yani aşağı. Bunların modern ismi ya. Ne asil bir dilimiz varmış ya. Berjer.
Yani berjer bizde aşağı demek. Berjer, berbar. Evet, burası salon arkadaşlar. Bir daha özetle. İki tane berjer var. İki tane de kanepe, çekyat falan var. Bu da böyle. Şimdi buralarda göster, güzel, göze hoş geliyor bak. Bu sahanlar, sahanları diye göster. Bu da sahanlar, bu süs. Sevgili arkadaşlar, çıkmadan bir daha salonu göster. Şey, mutfağı. Mutfağı. Mutfak çok güzel vallahi. Bu ev gerçekten güzel yani. Biz de hani süslemeyeyim demeye çalışıyorum ama adamlar güzel yapmışlar. Seneye kaç para olur onu da bilemeyiz. Değerli arkadaşlar, zeminde ne gösterdik? Salon, mutfak burada. Koridorda bir banyo var, diğerinde de oda var. Ve şimdi bu merdiven de güzel. Bunlar mermer değil, bunlar çimson. Mermerden herhalde daha kaliteli şeylerdir. Bunu kullanmışlar. Burada da bu elektrikler böyle çok yakmıyor, kafanız karışmasın. Onlara da süs vermiş oraya. Evin beyni de burada. Böyle basıyorsun, eve girdiğin zaman panjurlar, lambalar hepsi açılıyor. Evden çık, hepsi otomatik kapanıyor. Ne oldu lan? Bana bilmiyor, bir şey oldu, zil çalıyor. Gel şimdi. Oradan bir durdu merdiven kovasını özetleyelim. Merdiven kovasını özetleyelim. Merdiven kovası da bu oldukça zevkli, güzel duruyor. Orada bir hanımefendi figürü yapmışlar böyle. Muhtemelen Afrikalıdır. İşte anneler kutsaldır. Ondan koymuşlar buraya. Kadın figürünü ön plana çıkarmış o tablo. Burası bir oda. Evet. Oda bir. Bir tane oda ebeveyn banyoluydu değil mi canım? Oda bir arkadaşlar. Burada tabii sürgülü kapına vesaire vesaire var. Bu birinci odamız. Yani altta da bir tane vardı. Etti iki. Altta da bir tane oda vardı. Ettik. Sizden özür diliyorum. Sizden lütfen bağışlayın. Ayakkabıyla girdik. Böyle bir sorumsuzluk oldu. Perdeciler çalışıyor herhalde, bir daha temizler. Bu gardırop, yatağı gördünüz. Bu makyaj dinlemesi. Evet, seti, dolabı. Bunun genel anlamda ismi neyse işte. Evet, bu odayı gösterdik. Etti iki oda. Gel babacığım. Buraya gelsin. Sizin rahat olun canım benim. Biz burayı gösterelim. Tamam, bu tarafa gidelim. Bir şey yapacağız, o tarafa geleceğiz. Bu da etti üçüncü oda. O da üç. 106 değil mi? Bir daha oraya geç. O da 3. Sonra benim buraya da gel göster. Üçüncü odamız bu. Sonra en büyük odayı bir daha göstereceğiz. Bu da üçüncü oda. Geç oradan da göster. Klimalar da görsünler. Akıllı ev. Gördüğünüz gibi bu da üçüncü oda. Gel. Burası da ne yaptı? İkinci banyo değil mi Can? Bu da ikinci banyomuz. Bu da ikinci banyo arkadaşlar. Şimdi ebeveyn banyolu odayı göstereceğiz. Çamaşır makinesini de koymuşlar. Klozetler falan. Gayet güzel. Taşlar da güzel. Canım benim, sizin için mahsuru yok değil mi? Siz yok, video yok. Videoda çıkıyorsunuz. Sonra demeyin biz niye çıkardık. Herkes birbirini şey yapıyor. Bu da dördüncü ve ebeveyn banyolu oda. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Bu da dördüncü odamız. Arkadaşlarımızı da rahatsız ettik. Bir daha geri git. Bir daha geri git. Tamam, yavaş yavaş. Biz çıkalım, sen bir çıkma açın. Çıkma sen. Vallahi siz bak, yok, siz sıkıntı yok. Oğlum bazen siz çalışıyorsunuz, ne kadar güzel, ben sizin gibi bir de gurur veriyorsunuz. Vallahi helal olsun. Sen hangi perdesin? Engin perde. Ay, Yakup'un orada. Yok. Hangi? Adem'in orada. Adem. He tamam, ben bildim sizi. Bu da dördüncü oda. Ebeveyn banyolu oda. Çift kişilik oda. Bunun adı nedir? Sen bilirsin, siz mobilyacı, aile boyu mobilya. Onun adı makyaj masası. Makyaj masası. Evet. Bu da makyaj masası, çift kişilik yatak, gardırop, gardırop, gardırop. Neydi Şaban'ın filmde gardırop neydi adamın ismi? Gardırop Fuat. Gardırop Fuat, gardırop. Ne kadar gardırop desem aklıma o film gelir. Bu da gardırop değerli arkadaşlar. Dördüncü odamızı da göstermeye çalıştık. Şimdi dördüncü odanın içindeki banyomuzu da özetleyelim size. Bu da evde toplam üçüncü banyo yaptı. Bir tane oda ebeveyn banyolu. Bunu da özetledik. Sevgili arkadaşlar, biz şimdi bu odadan çıkıyoruz. Canım benim, size kolay gelsin. Kazasız belasız olsun. Ve
zemin üstü birinci kattan şimdi böyle bir daha görselleri göstere göstere gideceğiz. Evet. Abu Siyahiler'in bir filmi vardı. Özgür bir kadın, kızı derdi mi? Nerede Amerika tarihinde? O filmin ismi neydi yabancı? Ben onu sana söyleyeceğim, izleyeceğim. Arkadaşlar yani biz size özetlemeye çalıştık. İşte orada oda var, burada banyo var. Üstteki odaları gösterdi. Ve bir daha bir güzel yere gidelim. Ana ana. Kapı kapı ses gelmesin, bizim videoyu bozmasın. Perdeciler de bizim arkadaşlarım, çocuklarım maşallah çalışırlar. Vallahi bu. Arkadaşlar seneye yine yükselir. O yüzden ben dedim ki güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olması. Aslında adam aşık olmuş. Aslında muhatabı çok iyi yani aşkı hak edecek bir şey değil. Ama adam aşık. Şimdi bu evlerde 4 mi olur, 100 milyon mu olur, 1 trilyon mu olur? Sizde bu ev aşkı olunca güzelliği on par etmez eder. Ama siz aşıksanız o zaman alacaksınız. Daha çok evler var. Dolayısıyla bu YouTube'u benden önce bir iki arkadaş yapıyordu. Sonra ben yaptım, sonra herkes yapıyor. Dolayısıyla sizin de işinize kim gelirse, yani kim size böyle sıcak, daha işini iyi yapıyorsa, daha disiplinli gibi geliyorsa ona gidersiniz. Ben kimseye şirin laf şey yapmam, türetmem. Bana çok böyle inişli çıkışlı sorular olan adamlar da hani ben günü kurtarmaya çalışıyorum diyor. Tamam abi tamam. Ama valla adam Amerika'dan da arasa nasıl kendim açımda haddim değil ama ben ölçüyorum. Ben yani nasıl olacağını tahmin ediyorum. Benden ev alanlar bilir. O yüzden biz de herkese kirve diyoruz ama kirvemizi tanıyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün kirvelere selam olsun. Dersime de selam olsun. Dolayısıyla burayı sunduk. Bugün ben çok formumda değilim. İyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Selametle kalın, keyifli kalın, türkülerle kalın. İyi günler.